Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karnınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İsterseniz abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Shiba üzerine konuşacağız arkadaşlar. Özellikle Bitboy'un son açıklamalarıyla alakalı genel bir değerlendirme videosu olacaktır. Bakalım. Shiba'nın yaratıcısı hakkında çok gelişme dünyaca ünlü influencer son noktayı koydu. Kripto dünyasının en büyük influencerlarından biri olan ve daha çok BitBoy olarak bilinen Ben Armstrong tehdidini yerine getirdi ve gizli Shiba'nın kurucusunun iddia edilen kimliğini kamuoyuna açıkladı. Armstrong 20 dakikalık son videosunda Neyma Jahan'dan Şib'in babası olarak bahsediyor. Ancak Jahan bu iddiaları reddediyor diyor arkadaşlar. Şimdi bu arada Ben Armstrong arkadaşlar kendisi aslında Shiba'yı seven bir isim değildir. Burada XRP ile Shiba arasındaki çekişmelerden kaynaklı durumlar olmuştur. Bakınız daha çok Dogecoin ile e, Shiba işte rakip gibi görülse de aslında değildirler. Yatırımcıları da büyük oranda ortaktır aslında Shiba ve Dogecoin'in ve birbirleri arasında bir korelasyonları vardır. Ama geçmişte bunu özellikle 60 centten Bitcoin alan adam olarak e, tanınan Jeremy Da Vinci başlatacaktı ki Toplu XRP coin satışıyla birlikte XRP ve Shiba toplulukları arasında ciddi bir çekişme ortaya çıktı. Ben Armstrong burada XRP topluluğunun oldukça tanınan isimlerinden birisidir arkadaşlar. Şimdi bakalım. İşte Shiba Inu kurucusuyla ilgili kanıtlar. Bu arada Shiba Inu'nun e, kurucusunun yani e, burada kendisinin SBF olduğu işte Elon Musk olduğu tarzında pek çok haber geçmişte çıkmıştır arkadaşlar. Yani Elon Musk'ın Rioshi olduğu, işte CBF'nin Kusama olduğu tarzında haberler çıkmıştır. Ancak bunlar doğru değildir. Onu da söylemek lazım. İşte Shiba Inu kurucusuyla ilgili kanıtlar. Shiba Inu'nun kurucusu Rioshi'nin kimliği daha önce büyük bir sırdı ve etrafında pek çok spekülasyon vardı. Elde edilen verilere göre bu arada Rioshi biliyorsunuz projeden çekildi. Yani kurucu olarak kaldı ancak e, işin tam yetkisini, işin baş müdürlüğünü diyelim arkadaşlar Kusama'ya devretti ve kendisi doğrudan Shiba Inu'dan ayrıldı. Coinbase'ten Connor Grogan birkaç hafta önce eski FTX CEO'su SBF OpenSea hesabının Ryoshi'ninki ile bağlantılı olduğunu öğrendi. Sonuç olarak SBF'nin kendisinin Shiba Inu'nun kurucusu olduğuna dair spekülasyonlar ortaya çıktı. Evet e, ama bu doğru değil. Tabi burada şunu bilmek lazım yani Ryoshi piyasa içerisinde hem spekülasyon yaratan aynı zamanda e, varoluşu oldukça konuşulan bir isimdi. Dolayısıyla pek çok kişiyle bu e, olabilir arkadaşlar. Benzer durumlar piyasada olmuştur. Bu kuvvetli bir argüman değildir aslında zaten bir spekülasyon için bunu söylemek istiyorum. Ancak BitBoy'a göre bu sadece Shiba Inu'nun kurucusunun kimliğini ortaya çıkarmanın anahtarıydı. Shiba Inu'nun başlangıcının dağınık olduğunu ve FTX'in kurucusu SBF FTX'in İsh Ryan Salem, Neymar Jahan ve ayrıca Karma Dao'nun e, kurucusu Andrew Lee'nin bir araya geldiği Karma Dao'da bulunabileceğini açıkladı. Yani e, kendisi diyor ki arkadaşlar burada Karma Dağı içerisinde kendisinin varoluşu olduğunu söylüyor. Konuyla alakalı argümanları takip etmedin. E, onu açık bir şekilde söyleyeyim ama e, büyük bir argüman var mı yok mu bilmiyorum ama diyor ki e, Rioşi bunlardan bir tanesi. Armstrong ilk olarak Lee'nin Shibayun'un kurucusunu tanıdığını itiraf ettiği silinmiş bir tweetini gösterdi. Lee'nin silinen bir başka tweetinde de influencer, Shib'in 2020 yazında Karma Dağ grubunda başladığına dair kanıt buluyor. Armstrong'a göre serumun başlangıcının Karma Dağ grubunda olması da dikkat çekici oldu. SBF, 28 Temmuz 2020'de Karma Dağ'da projeyi tanıtmak için serum hakkında bir sunum yaptı. Bilindiği üzere serum, SBF'nin pump tokenlarından biri. Evet, e, zamanında arkadaşlar, bunun üzerine çok fazla hareket geldi. E, e, SBF ve FTX tarafı serumu desteklemiştir, ama şunu söyleyebilirim net, e, serumla bir alakası bulunmamaktadır. Biliyorsunuz en son mesela e, blockchain'de bir blockchain, hadi adını vermeyeyim, bunun e, daha doğrusu shibarium'un bundan kopyalandığı söylenmişti. Mesela bunun üzerinden de spekülasyon yaratılabilir spekülasyon yaratılmaya açık bir durum bunlar. Yani şunu diyebilirsiniz ya buradan almışlar e para transferi yok e, e demek ki bunun kurucusu kusama falan tarzında spekülasyonlar da yaratılabilir. Böylece Bitboy ship kurucusunun yukarıdakilerden çevresinde gelmesi gerektiğine dair sözde kanıta sahip oldu. Ancak influencer son kanıtı başka bir youtuberdan aldı. Bu bilinmeyen youtuber Shiba Inu'nun lansmanından sonra Neymar'ın kendisiyle iletişime geçtiğini söyledi. İddiaya göre Can, YouTuber'dan Unification ile ilgili tüm videoları silmesini istedi. Ha, yani evet Unification ile ilgili tüm videoları silmesini istedi tamam. Bu BitBoy Kripto'nun Can'ın e, Shiba Inu'nun kurucusu olduğuna inanmasına yol açtı. Çünkü Unification aynı zamanda Shiba Inu ekosisteminin katman iki ağı olan Shibarium'u inşa eden şirketti diyor. Şimdi e, şunu şöyle söyleyeyim bir kere arkadaşlar. Bir kendisi yani Jean Belki bir ekip çalışanı da olabilir. Yani Ryoshi zaten buraya tek başına başlamadığı biliniyor. Dolayısıyla eğer Ryoshi'yi arıyorsak sadece Jean'dan oluşmuş e, olma olasılığı düşük olacaktır. Bu kişi yani Jean Unification ekibinden de olabilir. Tamam mı? Yani dolayısıyla güçlü bir argüman değil. Bitboy kripto ayrıca iddiasını desteklemek için başka kanıtlar da sundu. Diğer şeylerin yanı sıra Karmadağ grubundan Can Ethereum kurucu ortağı Vitalik Buterin'e yapılan efsanevi ship bağışının işlemine dahil olduğunu gösteren mesajlar sundu. Karma Dağ grubundan sözde büyüye tarafından sızdırılan diğer ekran görüntüleri de topluluk organizasyonu Shiba Inu'ya ve şip işleminin Buterin'e olan merkeziyetini göstermekte. Bu Neyma Can yani topluluk organizatörü bilinen adıyla Ryoshi'nin Shiba Inu'nun kurucusu olduğunun son kanıtı olarak herkese açıklandı. E, ne diyor? Twitter'da paylaştığı mesajda Jean Armstrong'un iddialarını yalanlıyor. Can şu açıklamayı yaptı. Merhaba arkadaşlar. Madem bir YouTuber internetten anekdot niteliğinde bilgiler alıp bunu tekrar ortaya koymaya karar verdi. Ben de bunu tekrar yapayım. Kendisinin Unification'ın kurucusu olduğunu ancak bir süredir liderlik rolünde aktif olmadığını itiraf ediyor. Bununla birlikte ekibi ve platformu desteklemek için hala katkıda bulunduğunu söylüyor. teorisi teorisiyle ilgili olarak şunları yazıyor. 2021 yılında hakkında ünlü bir coin'in kurucusu büyük balinası olduğumu söyleyen araştırmamış vakalar vardı. Bunlar doğru değil ve çoğu kaldırıldı diyor. Ee, açık söyleyeyim yani bana çok mantıklı gelmedi. Zaten burada Kusama aslında kim? Ryoshi aslında kim sorularının cevabı çok da önemli değil arkadaşlar. Önemli olan bunların ne yaptıkları yani bu insanlar ne yapıyor? Adamın böyle tipini görünce şey olmayacak böyle ee, nasıl diyeyim? Herkes böyle huşuya ermeyecek yani. Böyle işte Oa, çok mutlu olduk da işte Riyoshi'yi gördük falan ya. Ne alakası? Önemli olan bu adamların ne yaptıkları. Ki Jean'ın olması bana çok da mantıklı gelmedi. Açık söyleyebilirim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese. Hoşçakalın.